Eren, gel gel. Sezonun ikinci haftasında Eyüp Stadı'na gelen Kocaeli Spor Kulübü karşılaşmayı oynamak üzere stada giriş yaptı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ilk inen isim oldu Kocaeli Spor'da ve teknik kadrodan sonra futbolcular da yavaş yavaş otobüsten inecek ve soyunma odasına doğru geçiş yapacak. Oğuz Ceylan Kocaeli Spor'un yeni transferi Alihan'la birlikte. Cem Ekinci, kaleci Enes Sarı şu an, genç futbolcumuz Bediran. Kandeya şu an giriyor. Yusuf Emre Gültekin, Harun Tekin Yalçın, Amaral geldi. Fofana o da geçiyor şu an. Kuaku geçiyor. Onur Atasayar hemen arkasında yeni transferimiz Barış Alıcı. Başarılı kalecimiz Gökhan Değirmenci şu an giriş yapıyor. Douglas Tanke şu an giriş yapıyor. Yeni transfer ve Mert Çölgeçen şu an yavaş yavaş o da soyunma odasına girmek üzere girişini yapıyor. Değerli Nokta televizyon izleyenleri. Zor bir maç bekliyor. Neler söyleyeceksin? Abi inşallah hafta başından beri çalışıyoruz. İnşallah buraya kazanmak için geldik. 3 puanı alıp gitmek istiyoruz abi. Nasıl geçti yolculuk peki? Stres var mı takımda? İlk maç kaybedildi ama. Ya iyi geçti tabii. Kazanmak da var, kaybetmek de var. İlk maçı atlattık artık. O sayfayı tamamen kapattık. Yeni bir sayfa. Kazanarak devam etmek istiyoruz. İnşallah bu akşam da kazanıp yolumuza devam ederiz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Abim görüşürüz canım. Hadi görüşürüz. Evet Vural Bey, nasıl geçecek sizce maç? Zor bir maç bizi bekliyor ama. Yani bugün hava iyi, inanıyorum takıma. Geçen haftanın telafisini yapıp bu akşam kazanacağız inşallah. Takıma güveniyorum, oyuncularımıza güveniyoruz. Haftarı takip ettiğiniz antrenmanları, hava nasıl? Yani güzel, takım iyi hazırlandı. Dediğim gibi inşallah bu akşam 3 puanı alıp evimize döneceğiz. Evet, Ahmet Bey sizden devam edelim. Yani iyi oynadığınız zaman zor maç yoktur, kolay maç da yoktur. Her maç 0-0 başlar. Sahada yaptığımız mücadele ve oyun sonucu belirler. Dolayısıyla biz takımımıza güveniyoruz. Bugün çok iyi bir mücadele ve iyi bir oyun sergileyeceğimizi inanıyoruz. Buradan da arzuladığımız 3 puanla inşallah Kocaeli'ye döneceğiz. Takımın biliyorsunuz siz de birbirine alışma, oturma süreci var. Transferlerinde takıma yeni katılmasından dolayı da bir sürece ihtiyacı var. Ben taraftarlarımıza, camiamıza şunu söylemek istiyorum. Bu takıma inansınlar. Bir iki hafta daha sabır göstersinler. Ondan sonra zaten Kocaeli Spor ait olduğu yere çok rahatlıkla çıkacak. Buna inanıyoruz. Onlar da inansınlar. Teşekkür. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, iki takımın tribün sorumluları yanımızda. Sevgili Lük Bozo ve Eyüp Spor taraftarlarından. Yasin Akyüz. Yasin Akyüz burada. İlk önce deplasman takımından başlayalım. Evet Haluk abi, hoş geldiniz. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Bugün gene dosya bir görüntü var. Zor bir maç olacak.
Ama önemli olan burada dostluk. İki takıma da başarılar dilerim. Hak eden kazansın. Evet, bugün 120 kişiyiz galiba. Aynen, kontenjan o kadar. Stat malum, inşallah sabahtan beri bizimle birlikte ilgilendiler Kocaespor camiasıyla. Sağ olsun Yasin kardeşlerimiz. Statları da büyüyecekmiş. İnşallah onlar da Kocaespor'la birlikte Süper Lig'e çıkarlar. Daha kalabalık bir şekilde ağırlayacağız inşallah. Hemen i̇nşallah. Yasin Akgüz'e dönelim. Evet, Eyüpspor taraftar sorumlusu. Sevgili Yasin, sen neler söyleyeceksin? Bütün taraftarlara hoş geldin diyorum Odri Meydan grubu adı altında. Haluk abi daha önce ismini çok duymuştuk. Bugün tanışmak nasip oldu Can abi vasıtasıyla. Umut kardeşim vasıtasıyla, arkadaşımız vasıtasıyla. Dediğim gibi ayaklarına sağlık. Memnun olduk. İnşallah uzun yıllar bu dostluk devam eder abi, kardeşlik. Dediğim gibi stadı büyüttüğümüzde de daha kalabalık bir şekilde misafir etmeyi hayal ediyoruz, umut ediyoruz inşallah. Evet, Kocaespor taraftarı da gerçekten Türkiye'de nam salmış bir taraftar. Grupla Hodri Meydan ile ilgili neler söylemek istersin? Kocaespor taraftarı için çok fazla bir şey söyleyemem. Zaten Türkiye'de tanınıyor. Sabahtan beri sohbetini yapıyoruz. Eskişehir, Bursa, Kocaeli gibi camialar her zaman üstlüklerde olmalı. Biz de kendi çapımıza mücadele ediyoruz. İnşallah üstlüklerde rakip oluruz. İnşallah. Dostluk devam eder, sahada rakip oluruz diyeyim. Düzelteyim baba. Önce centilmenlik, çok teşekkürler. Eyvallah, her zaman. Sağ ol. Kocaeli Spor taraftarını taşıyan otobüsler Eyüp stadına doğru geldiler. 120 taraftar Erdem abi, ne olur, karşılaşmayı takip edecekler yerinde ve tabii ki 10 binler, 100 binler İzmit'te ve Kocaeli'de takımlarını takip edecekler. İnşallah buradan da iyi bir tüm futbolcu ailesi ellerinden geleni yapacak. Seni tanıyalım. Geldi. Ben abi İstanbul'da yaşıyorum. Kocaeli doğumluyum kendim. İsmin neydi? Kürşat. Kürşat. Evet, senin için de güzel bir anı olacak herhalde ya, takımın burada. İçim gidiyor ama maalesef giremiyorum. Deplasman bileti tükendiği için Eyüp tarafından gireceğim maçı, öyle izleyeceğim. Bir şekilde izleyeceksin ama. İzleyeceğim. Mecburen. İlk evet. Günden tükendiği için maalesef. İnşallah körfezim alacak. Ya, geçen hafta kötü bir sonuç elde etmiştik. Ama bu hafta inanıyorum Ertuğrul Sağlam yönetimine. İyi transferler de yaptık. İnşallah onların etkisiyle de 3 puan alacağız bu hafta. Tabii bir iki hafta sonra randıman bulan, rayına giren bir takım ben, olacağını düşünüyorum. Ben inanıyorum. Ya, sonrası bakalım. Kocaeli Spor taraftarı müthiş bir tezahüratla kapıdan giriş yapmak üzere. Bugün renktaşlar deplasmanda neler söyleyeceksiniz? Bugün Eyüp maçını alacağız. Başka çaresi yok Kocaeli Spor'u. Kimse Kocaeli Spor'dan galibiyet beklemiyor ama bugün Kocaeli Spor burada galibiyeti alacak ve şampiyonluk yolundaki en büyük galibiyetle birlikte şampiyon olacağız. Bütün maçları kazanacak Kocaeli Spor. İnşallah. Kimse merak etmesin abi. Kocaeli Spor bu ligde tarih yazar. Özlediğimiz Süper Lig'e geri döneceğiz inşallah. Hepimizin sayesinde. İnşallah. İnşallah. Can Dede'yi alalım. Can Dede. Can Dede gel. Can Dede. Can Dede. Can Dede. Teşekkür ederim. Her evet. Deplasmanda görüyoruz kendisini. Can Dede hoş geldin Ahmet abi. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bugün buraya 3 puan için geldik. Allah'ın izniyle 3 puan da alıp gideceğiz. Yolumuza şampiyonu olarak devam edeceğiz inşallah. Yeter artık. Çıkalım sözsüz Süper Lig'e. Ben ölmeden göreyim yani bunu. Görüşmeler. Allah uzun ömürler versin. Valla ben göreyim. Çünkü arkadaşlarım kızdırıyor beni. Erdem abi ben sana söyleyeyim. Ertuğrul sağlam, Kocaeli Spor çok sağlam. Kimse merak etmesin. Evet, abi görüntüsünde bir şey söylemek istiyorum. 4 saatte İzmit'ten İstanbul'a geldik. 4 saatte. Görüşürüz. Seni tanıyalım. Ben Yusuf. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk. Burada mı yaşıyorsun, İzmit'ten mi geldin? Ben İzmit'ten geldim. Ben biraz erken geldim. İşlerim vardı burada. Bu sene şampiyon olacağız. Başka çaresi yok. Yani büyük taraftarımızla beraber inşallah şampiyonuz bu sene. Yusuf'cum evet, gerçekten çok coşkulu bir taraftarımız var. Evet. 120 şanslı kişiden biri oldun galiba. Taraftar evet. Kapasitesinden ötürü. Evet. Gelemeyenler için bir mesajın var mı? Onlar için 3 puan alacak mıyız? Gelemeyenler için de bağıracağız. Çok sağlam böyle seslerimizi açtık. İnşallah
İnşallah kazanacağız. Onlar da üzülmesin. Artık başka büyük statlara onlar da gelecek. Yani hepimiz bu işi başaracağız yani. Elinde sonunda Süper Lig'e çıkacağız. Bugün tek renk siyah. Evet, tek rengiz, siyahız. Maç sonunda yeşil, yeşil siyah. Maç sonunda evet, inşallah. Fut! Mehmet yanımızda. Hoş geldin Mehmet. Abi hoş bulduk. Teşekkür ederim. İstanbul'dan mı geldin yoksa burada mı oturuyorsun? Abi İzmit'te oturuyorum. Her daim Kocaespor'un bütün maçlarına geliyoruz. Bütün deplasmanlara elimizden geldiği kadar gitmeye çalışıyoruz. Kocaespor sevdalısıyız. Çok teşekkür ederim. Şimdi hiç de yabancı gelmiyorsun İzmit'ten. Kimin yakınısın, akrabasın ya da olsun? Arzum Pastanesi'nin sahibi Selamet Uzun'un yeğeniyim. Selamet abinin. Evet. Bizim Selamet abi de yıllarca pastanecilik yapmış. Çok kıymetli bir abimiz. Ben de selam olsun buradan. Selam söylüyoruz ona. Dereboğazı'nda büyüdüğüm için. Evet, onların abi. Ellerinde büyüdüm. Kürşat abi. İyi de Kürşat sana abi. Denk gelmişim. Eyvallah abi, eyvallah. Biraz daha konuşabiliriz. Torpil yapayım diyeceğim ama nasıl bir maç bekliyorsun? Abi şöyle, zor bir maç olacak. Kolay bir maç değil. Biliyorsunuz ki iki sene önce Eyüp'te küme düştük. O maça da geldik buraya. Eyüp taraflarına girdik. Çünkü Kocaespor deplasman yasağı vardı. Covid'den dolayı. Evet. Ama şöyle zor bir maç olacak ama biz kazanacağımıza inanıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah buradan 3 puanla dönmeyi ümitliyiz. İnşallah kardeşim. İnşallah abi. İnşallah sezon sonunda da hep birlikte. İnşallah abi. Şampiyon olmayı hedefliyoruz. Allah'ın evet. izniyle. Son transferler de gelmek üzere. Yarın Berize'nin imzası söz konusu. Tanke geldi. Emir Ortakaya'nın Salı ya da Çarşamba geleceğini öngörüyoruz. Neler söyleyeceksin yeni oluşan kadro sonrasında? Abi şöyle geçen seneki kadromuz bayağı bir revizyon verdik. Güzel bir aşamaya gittik. İlk haftanın biraz böyle bir acısını çektik ama yeni transferler inşallah takıma fayda olacağını düşünüyorum. Amiral olsun, işte diğer KDH olsun, diğerlerin hepsi olsun. Yani güzel bir Kocaespor'umuzu izleyeceğiz diye inancım var. Kürşat yanımızda yine tribünün önemli isimlerinden. Hoş geldin. Hoş bulduk Erdem abi. Nasıl bir maç bekliyorsun? Vallahi 120 kişi odri meydan kemik bir karayla geldik. Atmosfer çok güzel. Şu anda abim geldi benim Musa abim. Valla kazanmaya geldik. Kadromuz çok iyi. Çok geniş bir kadro kurduk. İnşallah kazanırız. Eyvallah. İlk maçta biraz bir kaza oldu ama transferler de yavaş yavaş da gelmeye başladı. Bugün de Tanke yedek ama belki oyuna girecek. Genel olarak oluşan kadro ile ilgili ve bundan sonrası için nasıl bir Kocaelispor öngörüyorsun? Valla şu an Şampiyonlar Ligi gibi kadro kurduk. İleriye çok iyi bakıyoruz. Yakında bir Benisa da gelecek herhalde. Onu yazdınız. Bir iki gün evet. Bir iki gün içinde. Daha da güçlü bir kadro. Ertuğrul Hoca'ya güveniyoruz. Başkanımıza güveniyoruz. Topçularımıza güveniyoruz. Biz tribünde görevimiz onlar da sahada terlerine akacaklar son damlasına kadar. Evet çok teşekkürler sevgili Kürşat. Abi seni tanıyalım. Ben Musa Adıyaman. Yenmeye geldik, yeneceğiz. Yenmeye geldik, yeneceğiz, gideceğiz. Maçtan önce de söylemiştim. Kocaeli gerçekten bizim için ciddi bir rakipti. Aynı Kocaeli gibi bizim de bir Süper Lig hayalimiz var, hedefimiz var. Ve bu hedef doğrultusunda da bizim için iyi bir sınav olacaktı. Sınavı geçtik diyebiliriz. Oyunun büyük bölümünde istediğimiz oyunu sergiledik. Tabii ki dalgalamalar vardı. Daha net, daha kompakt bir oyun oynamak istiyorduk ama bunu da bu dalgalanmaları da bekliyorduk. Çünkü sezon başı biz de yenilenen bir takımız. Bazı oyuncularımız sadece bir aydır bizimle birlikte. Hem bize hem bizim oyunumuza hem de takım arkadaşlarına uyum süreci daha kısa. Daha gelişeceğimizi düşünüyoruz. Daha dominant bir oyunla inşallah hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Bugünkü maçta da dediğim gibi büyük bölümde istediğimizi yaptık. Skoru da aldık. Sonuç olarak ilk iki maçı kazandık. Mutluyuz. Ama maç maç bakacağız. Şimdi önümüzde bir Tuzla maçı var. İnşallah orada da başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Yani şöyle diyebilirim. İlk iki hafta bitti. Bugün son maçı biz oynadık. Bütün maçları izleme fırsatımız oldu. Gerçekten dengeli bir lig bekliyorum. Yani herkesin herkesten puan alabileceği deplasmanda içeride ki iki haftada bunu bize gösterdi. Denk takımlar olduğunu görüyoruz. Bu süreçte de işte biz evet biraz ofansif oynayan, topa sahip olan, rakip sahada oynamak isteyen bir takım yaratırken söylediğiniz gibi savunmayı da en az o kadar önemli kıldık. Oyuncularımızla bunu çalıştık, bunu istedik. Sürekli bunu vurguluyoruz. Çünkü güzel bir laf vardır. Herkes de bunu bilir. Hücum size maç kazandırır ama savunma şampiyonu kazandırır diye. Bizim oyunumuzun genel
felsefesiyle ilgili bugüne kadar hiç bunu belki basına açıklamadık ama biz buna mix oyun adına koyduk. Yani savunmayla hücumun bir arada olduğu, %50-50 ikisine değer verdiğimiz, en direk hücum evet zaman zaman kullanacağız. Direk hücum, bunun da avantajlı yönleri var. Bunu da kullanmak istiyoruz. Bu ikisini kombine etmek kolay bir şey değildir. Bunu da kabul ediyorum. Ama biz sabırla bunu işlemeye devam edeceğiz. Yani iki oyun felsefesinde yararlanan, oyunun iki bölümünde eşit değerde oynayan bir takım yaratmak istiyoruz. Bu bize şampiyonluğu getirebilir diye düşünüyoruz. Şu anlık gördüğümüz hem sezon başı hazırlık kampında, hazırlık maçlarında hem de bu iki haftada oyuncular buna iyi cevap verdi. Onların da emeğine sağlık. Onlara da teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunda. Şu anlık her şey güzel gidiyor bu bağlamda diyebiliriz. Ya aslında evet söylemek isterim aslında. Yani biz bunu zaten ekip içinde de konuşuyoruz. Ya şimdi Arda hocamızın istediği bir transferdi bu. Sizde olan soru işaretleri birçok kişide de vardı. Maalesef bu yine söylediğiniz gibi yaratılan kamuoyu algısından. Evet, oyuncunun bazı eksik yönleri vardır, yapmaması gereken şeyler yapmışlardır falan ama en nihayetinde bu çocuklar bu ülkenin milli takımına uzun süre hizmet etmiş, büyük takımlarda oynamış, çok başarılar yakalamış çocuklar. Biraz bu küçümseniyor gibime geliyor. Yani göz ardı ediliyor gibi geliyor. Caner'i ben sanırım ben amil takımda da yardımcı antrenörlük yaptım. 6 sene boyunca ve orada da hiçbir zaman Caner'in sağ içi evet biraz agresifliği vardır ama bu oyununu gölgeleyecek derecede olduğunu düşünmüyorum. Biz zaten bunu bekliyorduk. Yani her iki maçta da zaten Caner'e yaptıkları ortadaydı. Biz bunun devam etmesini de bekliyoruz. Çünkü bu Caner Erkin. Yani aynı hocamız gibi o da uzun yıllar hep birlikte milli takıma hizmet ettiler ve ben orada çalışırken de bu çocukların gerçekten oraya koşa koşa geldiklerini biliyorum. Çünkü büyük takımlarda oynuyorlardı, büyük meblağlara oynuyorlardı. Buna rağmen hiçbir şeyi, her şeyi göz ardı edip buraya koşarak geldiler. Gerçekten iş hala yüksek oyunculardır. Yani dışarıdan gözüktüğü gibi değiller her şey. Çünkü zaten 70-80 kere milli olan, 100 kere milli olan oyuncular bunlar. Bu işler kolay değildir. Zaten bir elin parmağında geçmez bu oyuncuların sayısı diye düşünüyorum ben. Babel oyuna girmeden, ısınmadan girdi. Yani kısa süre ısınarak girdi. O da çok ani gelişen bir değişiklikti. Aynen. Yapmamız gereken ani kararlar bazen olabiliyor kulübede. Ama yani futbolcuyla bir sorun var mı arada? Yok yok kesinlikle sorun yok. Hatta bugün sabah da Babel'in bir rahatsızlığı vardı aslında. Öğlene kadar bekledik maç saatinde ne yapabiliriz diye. Belki kadroda da olmayabilirdi ama öğleden sonra bu rahatsızlığı düzeldi. Ya biraz gribal bir enfeksiyondu yani şeyle fiziksel bir şey yoktu. Kaslarla iskelet sistemiyle ilgili. İyi hissetti. Onu da böyle değerlendirirken herhangi bir sıkıntı yok. Bunu uygulayacağız. Yani biz bunun üzerine çok çalıştık ve dediğim gibi oyuncular da ciddi anlamda kısa sürede cevap verdiler bize. Çünkü kolay değildir bu oyunları. Bunu kabul ediyoruz. Belli opsiyonlarımız var. Hatta sezon başı kampında daha iyi oynadık. Çünkü çok Süper Lig takımıyla hazırlık maçı yaptık. Dolayısıyla çok fazla baskı yedik. Baskı yiyince orada bu opsiyonlarımız, geriden oyun kurma opsiyonlarımız sonuçlandırmaya kadar çok gittiğimiz oldu. Şimdi ama bu maçlarda tabii zannediyorum ki rakiplerimiz de o maçları alıp analiz etmişler. Fazla önde baskı uygulamadılar. Uyguladıkları anda da bunları daha sık göreceksiniz bizden. Evet tabii maça çıkmadan önce ne kadar iyi bir takımla oynayacağımızın farkındaydık. Dolayısıyla buna göre aslında hafta içerisinde oyun planımızı da hazırladık. Şöyle maçın başına baktığımız zaman aslında planımızı da çok güzel bir şekilde uyguladığımızı ve bununla beraber de istediğimiz şekilde oyunu ikinci bölgede kabul edip daha sonra kaptığımız toplarla rakibin arkada verdiği boşlukları değerlendirebilecek birçok pozisyon bulduk. Ama maalesef son toplarda ve final paslarında gereksiz acele ve telaş içerisinde bunları değerlendiremedik. Kaldı ki ilk devrenin sonunda yine bu şekilde yakaladığımız bir pozisyonda golü bizim bulmamız gerekirken o dönen top bize gol oldu. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ve kurguda da bir değişiklikle başladık. Aslında ilk 10 dakikalık bölümde yine baskıyı kurduk ve rakip ceza sahası içerisinde hatta bir iki tane de gol olabilecek pozisyonumuz vardı. Sonrasında oyun aslında dengede gitti. Tabii karşımızda oyuncu kalitesi yüksek, uzun süredir beraber oynayan ve iyi bir takım vardı.
Bunun karşılığında da maalesef bizde de şunu açıkça söylemek istiyorum ki tabii ki bir uyum sorunu hala yaşıyoruz ki bu çok doğal bir şey. Çünkü 4 gün önce, 2 gün önce takıma katılan futbolcular var. Yani bu sürecin biz sancılı olacağını zaten biliyoruz. Ve tabii futbolda beraber oynama alışkanlığı diye bir tabir vardır. Biz şu anda bunu yakalayamadık. Ama en kısa süre içerisinde tabii oyuncuların birbirini tanıması, birbiriyle uyumunu sağlamak zorundayız. Çok kolay bir iş değil. Bu noktada tabii ki işimiz biraz zor olacak ama olacak. Yani ben bu konuda çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. İnşallah beraber 3-5 gün daha çalışarak Altay maçında çok daha farklı bir Kocaelispor'un olacağını ben çok rahatlıkla söyleyebiliyorum burada. Bunun yanında tabii oyuncularımızla beraber antrenman yapacağız. Onlar birbirini tanıyacaklar, anlayacaklar. Bizim oyun anlayışımızla alakalı uyum sorununu inşallah atlatacaklar. Ve her geçen gün daha iyi bir Kocaelispor olacak. Bu sürecin tabii bu şekilde sıkıntılı geçmesi futbolun içinde yaşanabilecek doğal olaylardır. O yüzden ben taraftarlarımızın bu konuda bir endişe içerisinde olmalarını hiç istemiyorum. Hiç merak etmesinler. Önümüzdeki hafta sonunda Altay karşısında çok daha farklı oynayan, birbiriyle uyum sürecini kısmen de olsa atlatmış, daha iyi bir takım görüntüsü ortaya koyan bir futbolcu topluluğu olacak. Bunun sözünü verebilirim. Üzüldük tabii ki. Yani bugün buradan daha farklı bir sonuçla da ayrılabilirdik aslında. Ama karşımızda iyi organize olmuş, birbirini iyi tanıyan, oyuncu kalitesi yüksek bir takım vardı. Onları da tebrik ediyoruz. Yani bizim bir tane transferimiz zaten oldu. İnşallah yani bir ya da iki eksik mevkimiz var hala. Oraları da tamamlayabilirsek inşallah transferi bitirmiş olacağız. Geç de olsa. Ondan sonra artık beraber çalışarak bir takım bütünlüğü oluşturma zorunluluğumuz var. O da tabii bir süreç işi. Ama ne yapıp edip bu süreci bizim çok erkene çekmemiz lazım. Bunun için tabii herkesten biz fedakarlık bekliyoruz. Özellikle oyuncularımızdan, Kocaelisporluyum diyen herkesten biraz daha anlayış, hoşgörü, sabır ve fedakarlık bekliyoruz. Ben yine söylüyorum, bizim takım iyi bir takım olacak. İnşallah bu süreci biraz erkene çekebilirsek bir an evvel taraftarımız da onları da mutlu edebileceğimiz, onları da böyle gelecek adına umutlandıracağımız görüntüyü de ortaya koyacağız. Tabii Altay maçını artık skor anlamında güzel bir şekilde tamamlamak zorundayız. Yani artık hani uyum süreci, yeni gelen oyuncular, işte adaptasyon diyebileceğimiz bir durumda değiliz. Bir defa sonuç anlamında yine bizi artık bu sıkıntıdan kurtaracak bir sonucu almamız gerekiyor. Ama istediğimiz Kocaelispor derken orada biraz tabii zamana ihtiyacımız olacak. Ama daha iyi bir Kocaelispor derseniz ona kesinlikle ben söz verebilirim. Haftaya daha organize olmuş, birbirini tanıyan, birbirini anlayan, birbirine destek olup yardım eden daha güzel bir takım olacak. Bunun garantisini verebilirim. Bir nokta tabii önemli bir nokta. Bugün çok fazla tabii hakem konuşmak istemiyorum ama tamamen çifte standardın zirvesini yaşadık. Yani gerek hakemlerin içerideki oyunculara tavırları ve oradaki değerlendirme, gerek yedek kulübelerine değerlendirmeleri. Yani artık hakemlerimiz kişilere, takımlara ya da farklı isimlere göre değerlendirme yapmayı bıraksınlar. Ne gördüyse çalabiliyorlarsa onu çalsınlar. Söylediğiniz bir noktada önemli. Soyunma odasında herhalde bir 60 derecelik falan bir sıcaklık var. Yani hiç durulmuyor. Dediğiniz gibi
acaba öbür tarafta aynı sıcaklıkta mı, öbür soyunma odası da, onu merak ediyorum. Bu konuda biz bu sıkıntıyı yaşadık. Yani yetkililer kimse lütfen bundan sonraki maçlarda insanlara o eziyeti çektirmesinler. Yazık. Sağ ol. Oynamaya çalıştık, eyvallah. Oynayamadık, kabul ettim. Çünkü gerçekten büyük kalitesiyle falan. Ya aslında ben katılmıyorum. İlk devre biz yapmak istediğimizi yaptık. Yani savunmayı iyi organize ettik. Ve özellikle o organizasyon içerisinde kazandığımız toplarla en az 7-8 tane aslında son final paslarını verebilsek pozisyon olabilecek ataklarımız var. Hatta son golden öncekinde de yani orada Barış biraz daha etkili kullanabilse ya kendi yapacaktı ya da içeride bir oyuncuyu buluşturabilirdi. Ya çok haklısınız tabii. Hani söylediklerinizin üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Tabii dezavantajlarımızın olduğu bir dönemdeyiz. Bunu kabul etmek lazım. Ama daha iyisini yapmakla da sorumluyuz. O yüzden bir an evvel tabii bizim bu mazeretleri bir kenara bırakıp oyuncularımıza da onu söyledim. İşte yok uyum sorunuydu, adaptasyon. Yani hepimiz tecrübeli oyuncularız. Yani futbolun ortak dilini bir an evvel harekete geçirip bu sorunu, bu sıkıntıyı bir an evvel bizim bertaraf etmemiz lazım. Yani sonuçta tabii ki camiamız, taraftarımız üzülüyor ama söylediğim gibi yani bu bir sancılı bir dönem olacak ve ama sonrasında inşallah güzel günler bizi bekliyor. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu konuda da bir an evvel tabii işte harekete geçip dediğimiz gibi işte pazar gününe kadar 3-4 tane antrenman yapıp en azından oyuncularımızın birbirini anlayabileceği ortamı hazırlamamız gerekecek. Çok kolay bir iş değil yani. Uyum derken sisteme adaptasyon, bir oyun felsefesi, bir anlayışı bir yere kabul ettirmek ve uygulamaya çalışmak. Dünyanın iyi takımları bile bunu yaparken bir 3 aydan 4 aydan bahsediyorlar. Dolayısıyla bizim tabii bu konuda biraz daha anlayışa ihtiyacımız var açıkçası.